Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayemizin adı Test. İyi bir ailenin oğluydu. Yakışıklıydı. Çok iyi balık tutuyordu ve annesi onu sıradan bir güzel kıza vermemeye niyetliydi. Oğluyla evlenecek kız güzel ama aynı zamanda akıllı ve bir evi sevgiyle çekip çevirebilecek biri olmalıydı. Bu yüzden bir test geliştirdi. Kızlarını tanıştırarak evlilikten söz açmak için yaklaşan annelere hep aynı cevabı veriyordu. Bir balıkçının hayatı her zaman kolay değil. Oğlumla evlenecek kişinin onu iyi günde olduğu kadar kötü günde de desteklemesi gerek. Bazı günler bolluk içinde geçer, bazıları yokluk. Diyelim ki oğlum bir gün büyük bir balık yakaladı. Kızına sor bakalım, bu balığın olabildiğince uzun süre yetmesi için ne yapar? Anneler türlü cevaplarla geri gelirlerdi. Bazıları kurutmak için ince ince dilimler halinde kesmeyi, bazıları tuza yatırmayı önerirdi. Bazıları içine un ve su ekleyerek bir kazan dolusu çorba yapmayı, bazıları bol pirinçle pişirmeyi. Bu cevapların hiçbiri anneyi tatmin etmezdi. Başını sallayıp hayır bu olmaz, bu dayanmaz derdi. Bir gün torunu için yaşlı bir kadın geldi. Yaşlı kadın kızı annesinin ölümünden sonra kendisi yetiştirmişti. Kız ve yaşlı kadın köyün sonundaki küçük bir kulübede oldukça sade bir hayat sürüyorlardı. Anne her zamanki sorusunu sordu ve aynı akşam kapı çaldı. Gelen kadının torunuydu. Cevabı kendisi vermek istemişti. Uzun boylu, neşeyle parıldayan gözleriyle güzel bir kızdı. Anne içten içe testine bu kızın uygun bir yanıt vermesini diledi. Eğer oğlunuz eve büyük bir balık getirirse dedi kız, onu bereketli bir yemeğe çevirmek için büyük bir tencerede sebzeler ve pirinçle pişiririm. Bu cevabı da diğer cevaplardan hiç farkı olmayarak gördü. Ve anne tam başını hayır anlamında sallamak üzereydi ki kız devam etti. Sonra yemeği porsiyonlara ayırır, gidip bütün komşulara dağıtırım. Anne şaşırmıştı, dayanamayıp sordu. Ama o zaman balık kalmaz, bu şekilde evi nasıl çekip çevirebileceksin? Anneciğim, eğer ben çevremdekileri beslersem, onlar da beni besler. Kocamın balık yakalayamadığı bir gün olursa, daha şanslı bir aile bizimle paylaşır. Böylece denizde balık olduğu sürece herkesin sofrasında yemek olur. Anne gülümsedi. Evet, oğluna uygun kız buydu. Çünkü kalbini açmaya cesareti ve dünyanın bereketine inancı vardı. Hikayemiz burada bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.